Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Okumaya değer mi serimizin bu bölümki konu başlıktan da görmüş olacağınız üzere vaat edilmiş Joker. Seriyi ilk kez izliyorsanız serimizde ne yaptığımızdan size biraz bahsedeyim. Ele aldığımız manga ile ilgili hikayesi, sanat tasarımı yani çizimleri nasıl, onlar hakkında bilgilendirme. Ondan sonrasında ise Akıcı mı sürükleyici mi nasıl bir hikaye akışı var ondan bahsediyoruz ve son olarak okumaya değer mi şeklinde yorumlarımı sizlere belirtiyorum. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Serimiz kapaktan da görmüş olduğunuz üzere bu 3 karakterimiz etrafında dönüyor ki diğer karakterlerimiz de tabii ki serimiz oldukça yerini dinliyor ama ana karakterimiz Emma, Ray ve Norman şeklinde. Ama öncesinde ufak bir seri yapıyorum. Seri manga tanıtımları diye. Orada kendisi de yer edinmişti zaten. Oradaki söylediklerim biraz tekrar düşmüş olacak ama kusura bakmayın. Hikayemiz Gracefield Yetimhanesi'ne geçiyor. Burada görmüş olacağınız Yetimhanenin ta kendisi. Bu yetimhanenin etrafında belirli yerler var çıkmamaları gereken. Bunlar da annelerinin sözünü hep çıkmıyorlar. Bir gün bir kardeşleri evlat ediniliyor ve bir oyuncağını unutuyor. Bu unutma sonucunda Emma ve Norman bunu götürmek istiyorlar. En sevdiği oyuncak olduklarını bildiklerinden kaynaklı yalnız bırakmak istemiyorlar. Ki burada da o paneli size göstermek istiyorum. Giden kardeşlerin adı Connie. İşte gittikleri sahneyi göstereceğim. Zaten 40. sayfada görüyorsunuz. Bu bir spoiler değil. Yani bu şekilde gidiyorlar. Ve gittiklerinde serimiz en çarpıcı yerlerinden biri ama bunu zaten ilk chapter'da görmüş olacağınızdan kaynaklı ben ciddi bir spoiler olduğunu düşünmüyorum. Zaten serimiz bunun üzerine öyle için zaten ilk 40 sayfada bunu görüyorsunuz. Bu şekilde. Bir sahneyle karşılaşıyorlar ve aslında o yetimhanenin insan eti üretimi amaçlı kullanıldığını öğreniyorlar. Ve bununla birlikte şoka uğrayan ikilimiz bir şekilde oradan yetimhanelerine dönüyorlar. Ve hikayemiz bunun üzerinden başlıyor ve yürüyor. Hikayenin devamında çok farklı şeyler oluyor. Çok detaya girmek istemiyorum çünkü büyük spoilerlar olacak. Ki özellikle mangası benim için çok önemli. Ben mangasını severek okumuş bitirmiş birisiyim. Aynı şeyi animesi için söylemem pek doğru olmaz. Animesin ikinci sezonunda tamamen mangadan bağımsız bir hikaye ve son bulunuyor. Animesi ilk 4 cilt olması lazım. 5. cildin ortasına geliyor muydu hatırlamıyorum. Tekrardan bir bakmam lazım. 5. cildin ilk chapter'ı ikinci chapter olması lazım. Oraya kadar ilk sezon devam ediyor. Bundan sonrasında 15-16 cildi var ve bunu bir sezona sığdırıyorlar. Ve hikayeyi olabildiğince mahvedip animeyi tamamlıyorlar. O yüzden animesini izlemek istiyorsanız da size ilk sezonu izlemenizi, devamını izlemenizi önermem. İzleyecekseniz de mangasını okuduktan sonra izlemenizi öneririm. Hikaye kısmından şimdi sanat tasarımı kısmına geçelim. Öncelikle size bir kapak galerisinden bahsedeyim. Elimizde kapaklarda ne var diye. Bu serimizin ilk kapağı. iç kapağındaki tasarımlarımız değişiyor. Bence oldukça güzel bir iç kapak tasarımı var. Ben oldukça seviyorum. Bu ikinci kapağımız. Şurada iç kapağı. Tüm serimizin tasarımı aşağı yukarı böyle. Animede benim çok sevdiğim bir sezon olan Altın Göl diye çevirebileceğimiz Türkçesi Altın Göl olan bir sezon var. Bence muhteşem bir sezondur ki hikayenin devamını oldukça önemli bir yer kaplıyor. Öyle önemli ve güzel bir sezonu saçma sapan bir şekilde atlamaları beni çok sinirlendirmişti ki çıktığı dönemde zaten izleyicilerin hepsi kötü yorumlar ve puanlamalar verdi. Gidip seri hakkındaki yorumlara bakarsanız da oldukça görürsünüz. Neden ilk sezonu puan yüksek ikincinin düşük? Yani sebebi bu aslında yani. Dördüncü kapağımız bu şekilde. Bu arada Türkçesinde daha şu an 10. ildeyiz. Ben 10. ilde daha almadım. da görselini unutmazsam eklerim diye düşünüyorum. 6. kapağımız. Şu an bu videonun şekli tarihte bulması biraz zor biliyorum. Ama sırf bu cilt yok diye de seri almamazlık etmeyin. Sonrasında da atıyorum bunu bulamayacaksın. Bu sefer yine aynı terane uğraş dur. Eğer ciltten seri toplama niyetiniz varsa ciltlerini almanızı öneririm. Bu 7. cildin kapağı. Umarım kapaklar çok spoiler olmuyordur. Kapaklardan çok ciddi spoiler olacağını düşünmüyorum. Çok spoiler içeren sahneler barındırmıyor bence. Bazı kişiler merak ediyor diye ben bu kapakları gösterdim. Ama bence spoiler içermiyor. Gayet hoş kapaklar. Şimdi buradan akıcılık ve sürükleyicilik kısmına oradan da okumaya değer miye bağlayalım. Bence oldukça akıcı ve sürükleyici bir seri. Mangası için söylüyorum bunu ki animesinin ilk sezon içinde bu sözüm. Geçerli animesinin ilk sezonunu ben tek seferde bitirmiştim. İkinci sezonda güncel olarak takip etmiştim. Tek seferde izlememin sebebi de ben genel olarak çok çok beklediğim seri değilse biriktirip izleme taraftarıyım. Ki bana göre daha akıcı ve güzel bir deneyim oluyor. Mangası için de mangası yeni bitmişti ben başlayacağım zaman. Yaklaşık iki günde bitirdim ben bu seriyi. Toplam 20-21 olması lazım zaten. Bir gün 10 cilt, bir gün 11 cilt gibi denk gelmişti aşağı yukarı. Bir buçuk, iki gün, hadi iki buçuk gün olsun. Çok sürmemişti. Ondan eminim çünkü. Tabi Goodreads'te yazıyordum herhalde onları. Bakarım, unutma, bulabilirsem yazarım. hikayesi bana göre oldukça sürükleyici ve güzel. Yaşadıkları hikaye oldukça güzel anlatılmış. Karakterlerimizin arka planda hikayeleri güzel güzel işlenmiş. Bu yan karakterler için de geçerli. Beni oldukça tatmin etti. Memnunum o yüzden. Serimiz ilerledikçe derinleşen bir yapısı var. Daha karanlık bir atmosfere bürünüyor ki serimiz bence oldukça karanlık bir havaya sahip. O yüzden çok da küçük okuyucular için önerebileceğim bir seri olmaz. Burada herhangi bir yaşı bulunmuyor ama travmatik etki oluşturabilir. Yani çok çok duygusal bir insansanız size sıkıntılar oluşabilir ki çocuklarla ilgili olduğundan kaynaklı öyle bir duyarlılığınız varsa sizi etkileyebilir diye düşünüyorum. Çünkü yaşadıkları evrende kendi başında bahsettiğimden beri aslında insan eti yetiştiriyorlar. Biraz canice bir şey tabii bize göre ama yaşadıkları evrende bu normal karşılanabilir. olan farklı farklı durumlarda kaynaklı böyle bir sonuca varmışlar ve biz de bu hikayeyi görüyoruz. Hikayenin sonunda çözümlenmeyeceği neler olacağını görebilirsiniz. Macerası, aksiyonu ve hikayesi benim için oldukça güzeldi. O yüzden size önerebileceğim bir seri olacak yani okumaya değer bir seri benim için. Burada önermeyeceğim tek etken duyarlılığınız olabilir. Onun dışında okumanızı etkilen herhangi bir sebep yok. Direkt okuyabileceğiniz bir seri. Ki o da bence yani çok gerekli bir duyarlılık değil ama tabii ki kendi kararınız. Yani herkesin duyarlılığı farklı olabiliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Olabildiğince spoilersız bir şekilde seri hakkında olabildiğince bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.